sulardan kaynaklı biz ishal sorununu çok yaşadık. Hala yaşıyoruz. Her yerde kazım var. Havanın kötü olmasından dolayı mesela göğüs servisi, göğüs servisindeki hasta sayılarının artması, Malatya'da son dönemde özellikle astım ve KOAH başlangıcı hastalarının artması, sayısının artması ya da olanlarda ki tablonun kötüleşmesi. Mesela KOAH hastalarının alevlenme süreçleri daha kısaldı. İşte diyelim ki insanlar 3 ayda bir yatıyorsa şimdi aylık geliyorlar. Hani insanlar evinde yaşayamıyorlar, konteynerde yaşayan insanların kışın ısınma, yazın serinleme sorunu. Onlar hastaneye geliş gidişte problem yaşıyorlar, ulaşım problemi var. Zaten halk olarak ekonomik dar boğaz yaşadığımız bir dönemdeydik. Onun üzerine bir de depremin eklenmesi beslenme sorunu da ortaya çıkardı. Hani insanların parası var mı, insanlar beslenebiliyor mu, insanlar giyinebiliyor mu, barınabiliyor mu? Bunları yapamadığı için hastalık sayılarında özellikle artış var. Deprem sonrasında daha çok kayıplar getirdi bize, zararlar getirdi. Hala devam ediyor. Yani şu anda mesela düşünüyorum ben kendimi de katarak sağlıkçıların çoğunun barınma sorunu da var. Ha tamam ben kaldığım yerin şu anda işte yıkılmış ağır hasarlı olmasından dolayı kardeşimle kalıyorum ama herkesin böyle imkanı olmadı. Konteynerlerde kaldılar ya da il değiştirmek zorunda kaldılar. Bir sürü insan Malatya'da koşulların kötü olmasından dolayı tayin istedi. Gittiler. Bu istenen tayinlerden sonra buraya özendirilecek bir şey olmadı sağlıkçılar için. Tekrar gelenler olmadı. Gelenler olmayınca çalışan sayısı azalınca hastanede hasta sayısı artıyor günden güne ama çalışan sayısı azalıyor. Bu da hem bizim kaliteli hizmet vermemizi etkiledi, veremiyoruz. Artı kalanların sağlık problemlerine de yol açtı. Mesela ben bir depremzede olarak asla kendimi göremedim. Çünkü ne izin kullanabildim, ne depremzede olarak artı bir koşulum oldu, iznim ya da artı aldığım bir ücret oldu. Yaz boyunca biz hepimiz ekstra mesailerle çalıştık. Eylül bitmek üzere hala yıllık izin kullanamadık. Hastalık izni almak istiyoruz. Mesela ben 3 gündür ciddi bir enfeksiyon geçiriyorum, üst solunum yolu enfeksiyonu. Buna rağmen işte rapor alsak arkadaşlar nasıl yapacak, liste nasıl dönecek, nöbeti kim tutacak? Mesela bunu bile alamıyorsun, zorlanıyorsun. Kadınlar boyutuyla kadınlar birinci basamağa gittiğinde aile planlaması hizmetlerine ulaşamıyorlar. Hastanelere ikinci ve üçüncü basamağa aile planlaması için başvurduklarında randevu bulamıyorlar. Randevu bulduklarında da yani süre kısıtlı oluyor. Kendi dertlerini anlatana kadar hani dışarıda da bir sürü hasta var. Sadece üçüncü basamakta üniversite hastanesinde sağlıklı bir şekilde aile planlamasına ulaşabiliyor. Bugün İkizce'de olan birisi ulaşım halen sıkıntılı. Ulaşım problemi halen var. Üniversite hastanesine gitmek için en az 2-3 tane araç değiştirmek zorunda. Günümüz şartlarında ekonomik sorunları ortada. Bundan kaynaklı hizmet alamamaktan kaynaklı sağlıklı bir şekilde hizmet alamadığı için gebelikler artmış durumda. Çoğu da hastalar bize, kadın arkadaşlar bize bu gebeliği istemediklerini ifade etmektedirler. Yani dediğim gibi sağlıkta ulaşım artık çok zor. Bunun yanında çok fazla sağlıkçı boyutuyla, sağlık emekçisi boyutuyla tayin isteyip giden arkadaşlarımız oldu. Bu da sağlık hizmetini almada bir sıkıntı yaratıyor. Ancak Malatya'yı tercih eden, tayin isteyen kişilerin sayısı da çok az. Bu da hani neyden kaynaklı? Halen barınma ciddi bir sorun. Hasarsız bir binada bir ev tutmak isteyen bir kişi en az 15-20 bini gözden çıkartmak durumunda kalıyor. Malatya'nın genel sorunlarından birisi hem halk boyutuyla hem de sağlık emekçileri boyutuyla ciddi bir şekilde hani psikososyal desteğe ihtiyaç da var. Hani bunun üstüne altını özellikle çizmek istiyorum. İnsanlarda bir öfke patlaması yaşanıyor artık. Çünkü elimizi nereye atsak yıkılıyor. Sağlık keza öyle, eğitim öyle. Sokağa çıktığımızda, trafiğe çıktığımızda yani insanlarda bir öfke olduğunu görüyorsun. Yani rutin zamanda tepki göstermeyeceği bir şeyde şu an kat be kat
tepki gösterebiliyorlar. Halkın genelinde bu var. Bir öfke patlaması yaşanıyor. Çocuk boyutuyla baktığımızda yeterli beslenemedikleri için büyüme gelişme sıkıntıları yaşanıyor. O hijyen problemi ayrı bir sorun. Kadınlar boyutuyla tekrar baktığımızda konteyner toplu yaşama alanlarındalar. Toplu tuvalet banyo kullanılıyor. Bu da kadınlarda ekstra bir enfeksiyon kaynağına sebep olabiliyor. Malatya'nın dediğim gibi özellikle sağlık emeklileri boyutuyla da yani üniversite hastanesinde yüzlerce sağlık emeklisi gerek geçici görevlendirme gerek tayinle başka illere gitmek durumunda kaldılar. Rektör değişeceğinden kaynaklı. Hani bu hatta bir kere alım oldu. 52 hemşireden 16'sı başvurdu. İkinci alım gerekçesiz olarak iptal edildi. Rektör değişti. Rektörün yaptığı ilk işte alımlar oldu. Ancak 52 hemşire alımı, toplamda da 110 sağlık emekçisi alınacak ama bu sayı da çok yetersiz. Yani ciddi anlamda Malatya başta olmak üzere tüm deprem bölgelerine ciddi bir şekilde psikososyal desteğe ihtiyaç var. Malatya'da sağlıkta şiddet artık kat bir safhadan gerek psikolojik gerek sözel. Bunun dediğim gibi ben başta gelen sebeplerinden birisi halk hizmete ulaşamıyor. İkinci sebep sağlık emekçileri Malatya'yı tercih etmek istemiyor. Halkla sağlık emekçileri karşı karşıya kalıyor ve bundan kaynaklı Malatya'ya alımların biraz olmasını istiyoruz. Yani sağlıklı bir hizmet sunulabilmesi için benim şartlarımın düzeltilmesi gerekiyor. 72 saat bir sağlık emekçisinin 72 saat nöbet tutması da bir mobbingdir. Yani yasada geçen 40 saat, biz 40 saatin neredeyse iki katı kadar efor sarf ediyoruz. Yani...